Şimdi göstermek istediğim şey, ilk trafiğe çıktığınızda ne olacak? Neler gelecek başınıza? Onları bir görelim. Tabii müziksiz gitmek de kötü oluyor. Ne yapacak, bir şey yok. Şimdi şansa da yağmurlu bir gün denk geldi. Düne kadar hiçbir şey yokken bugün yağmur başladı. Şimdi sola sinyal veriyorum. Camlar hafiften buhar yapınca mecbur klimayı açıyorsunuz ki buhar dışarı çıksın. Yani buhar gitsin. Burası kırmızı ışık. Şimdi ben mesela sola döneceğim. Burada mecbur biraz açıktan almanız gerek. Eğer sağa dönecek olsaydım hemen buradan zaten dardan giriyorsunuz. Yani dar derken hemen buradan sağa dönüyorsunuz. Ama sola her zaman geniş alıyorsunuz. Bu sınavda da çıkıyor. Zaten. Sola sinyalimi verdim ve sola bu şekilde genişten alıyorum. Şimdi ileride de daha farklı bir giriş var. Mesela sağa gireceğim. Önce sağ sinyalimi veriyorum. Burada dikkatli geçiş var. Yani kırmızı lamba yanıp sönüyor. Bunda ne yapmamız gerekiyor? Şöyle burada duruyoruz mecbur. Sonra sol tarafımıza bakıyoruz. Eğer araba gelmiyorsa geçiyoruz. Şu an mesela müsait. Geçiyorum ama mecbur durmanız gerekiyor neredeyse. Çünkü kırmızı yanıp sönüyorsa mecbur duruyorsunuz. Eğer sarı yanıp sönüyorsa o da kontrollü geçiş. Kırmızı da kontrollü geçiş ama sarıda biraz daha yol hakkı biraz daha sizin oluyormuş gibi daha rahat oluyor. Ama kırmızıda kesin durup öyle geçiyorsunuz. Hava yağmurlu ya yağmurlu olmasa bile ilk başlarda bu önünüzdeki arabayla aranızı bayağı bir mesafe tutmanız gerekiyor. Dibine asla girmeyin. Hiçbir zaman. Mesela sağımda şu an kamyon var. Aynadan o beni gördüğüne eminim. O yüzden solluyorum. Eğer sağ tarafındaysam asla sağ tarafından geçmeyin. Sol tarafından biraz daha hani onun aynasına da güvenerek geçiyorum. Şimdi sağa doğru sinyal veriyor. Ama bazen öyle bir insanlar çıkıyor ki sağ yerine sol, yani sol yerine sağa sinyal vermiş olup bazen önünüze geçiyor. Onlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Hani böyle gözünüz bir yandan da orada olması gerekiyor. Yani trafikte nelerle karşılaşıyorsunuz? Şimdi burada yeşil yandı. Benim de şu an sağ tarafa geçmem lazım. Mecbur sağ tarafımdakini bir sollamam gerekiyor. Biraz daha hızlanmam gerekiyor. Eğer o hızlı gidiyorsa mecbur onun arkasına geçmem gerekiyordu. Yani yavaşlayıp onun arkasına geçmem gerekiyordu. Ama onun hızı bayağı düşük olduğu için bir an önce sollayıp hemen sağa geçtim. Burada dönüşlerde her zaman yavaş geçiyoruz. Bir de yerler ıslaksa ekstra yavaş geçiyorsunuz. Yani arkanızda hızlı gelen biri olsa bile, mesela şu anki o deminki minibüs biraz
dibime kadar yanaştı. Ama mecbur kaymasın diye. Mesela önümde bir araba. Sollayacağım. Arkama bakıyorum sol aynadan. Müsaitse geçiyorum. Eğer müsait değilse illa sola geçmenize gerek yok. Mecbur onun arkasında bekleyeceksiniz o duran arabanın. Şimdi tekrar aynaya baktım. Gelen yok. Bunu da solluyorum. Sinyalimi kapattım. Şu an orta şeritten gidiyoruz. Otomatik viteste de olay bu. Hiçbir zaman neredeyse, ya bir tek kırmızı ışıklarda eğer fazla duracağınızı hissediyorsanız veyahut da biliyorsanız boşa alıyorsunuz. Eğer öyle bir sıkıntınız yoksa sürekli D'de de durabilir. Ama boşa almanızda bazen avantaj olabiliyor. Şimdi tekrar sola geçiyorum. Bu adam çok yavaş gidiyor. Gerçi benim de yavaş gitmem gerekiyor da. Yani şu an 60'la gidiyoruz. Gayet yavaş aslında. O yüzden mecbur solladım. Tekrar sağa da geçebilirim. Şu an mesela arkamda hiç kimse olmadığı için tekrar sağa geçmiyorum. Eğer arkanızda birisi hızlı geliyorsa mecbur ya sağa geçiyorsunuz ya da hızlanıyorsunuz. Şu an sol taraf benim arkama biri gelene kadar. Şimdi burada biraz sol taraftan gelenler olduğunda onların dikkat etmesi gerekiyor, sizin değil. Mesela o sağ tarafa gidiyor, ben hemen sola geçiyorum ki sağ yol vereyim. Çünkü o sağ yönden gidecek. Bir de şöyle bir olay var. Yani önünüzdeki arabayı takip ediyorsunuz ya, hani bayağı açık tutmanız gerekiyor arayı. Aynı zamanda fren lambalarını sürekli kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer o fren lambasına, yani frene bastığında o lamba yanıyorsa, bil ki sen de birazdan o lambaya, yani frene basacaksın. Mesela bak, fren lambası yandı. Ben de yavaştan basıyorum şimdi. Dibine kadar girmesen bile buradan başlıyorum basmaya. Az da olsa. Yani en azından ayağınızı gazdan çekip frene koyuyorsunuz. Ne olur ne olmaz diye. Mesela şu an sürekli gazlı ayağım. Yani çok hafif basıyorum. Önümdeki aracı takip etme amaçlı. Yoksa yani gazı bıraktığımda arkadaki bu sefer gelip selektör yakıyor ki o sola geç, yani soldan devam etmesi gerekiyor. Eğer sen yavaşlayacaksan zaten sağa geçmen gerekiyor. Mecburi. Tamamen solu kullanamaz. Burada ileride radar var diyor. Yerde zaten gösteriyor. Önümdeki araçta hala mesafemi koruyorum. Bak, hemen sağdan sola geçen biri oldu. Eğer burnunu çıkarttıysa mecbur frene basıyorsunuz. Yani hak senin olsa bile frene basıyorsun bir şekilde. Şimdi burada soldan daralan yol. Mecbur bu da giriyor araya. Mecbur yine frene basıyorsunuz. Şimdi önümü açtı. Çünkü yavaş gidecek olanlar veyahut da sağ tarafa geçmek isteyenler hemen sağa kırıyor. Sol taraf her zaman müsait oluyor ve sol tarafın şöyle bir avantajı var. Fazla çukur olmuyor. Kanalizasyon şeyleri olmuyor. Delikleri. Tabii genel olarak. İlla ki o da sağ taraf biraz daha kötü bir yol oluyor. Birçok kişi o yüzden sol tarafı tercih ediyor bence. Mesela normal araç burada en fazla 82 ile gidebilir diyor. Yani 82'ye kadar yolu var ama tabii öndeki araca bağlı. Öndeki araç yavaş gidiyorsa mecbur sen de yavaş gidiyorsun. Şimdi öndeki araç fren lambaları yanmasa bile gazı bıraktığı için yavaşlıyor. Mecbur sen de gazı bırakıyorsun.
frene basmıyorsun ama sadece gazı bırakıyorsun. Sadece onunla aynı hızda gidebilmek için. Eğer fren lambası yanıyorsa sen de mecbur frene basıyorsun tabii. Burada yavaş tabelası var, levhası var. Çünkü biraz kör noktaya giriyoruz. Şu an sol taraftan da çıkanlar oluyor. Birden sağa atabiliyorlar kendilerini. Şurada duba olmasına rağmen illa direkt sağa atan oluyor. Mecbur mesela sola geçeceğim. Aynaya bakıp öyle geçiyorum. Çünkü oradan çıkanlar olabiliyor. Kimileri yani sol şeride direkt hakim oldukları için biraz da hızlı gelebiliyorlar. Mecbur kontrollü geçiyorsun sola. Hatta şu an arkamdan gelenler var. Onlar hızlı gitmek istiyorsa ben şöyle orta şeride asıyorum kendimi. Çünkü yerler ıslak. Dönerken kaymak istemiyorum. O yüzden dönüşlerimi yavaş yapıyorum. Burada da biraz fren, önümdeki frene basmasa bile dönüşlerimi yine de biraz frenle yapıyorum. Zaten gazdan mecbur bırakıyorsunuz ayağınıza dönerken. Gerçi fazla da frene basılmaz ama yine de böyle orta seviyede yine frenle biraz basmanızda fayda var. Eğer fazla böyle atacak gibi hissediyorsanız araba, kayacak gibi hissediyorsanız. Şimdi mesela fren lambaları yandı, ben de frene bastım. Şimdi sola geçiyorum. Arkamdan hızlı otobüs geliyor. O yüzden mecbur fazla basmam gerekiyor gaza. Çünkü onun hızını kesmemem gerekiyor. O şimdi sağa geçti. Arkam boş olduğu için şu an istediğim hızla gidebiliyorum. Arkama biri yanaşana kadar. Çünkü sol şeritteyim yine. Şimdi kırmızı durduğum için N'yi alıyorum. Yani boşa alıyorum arabayı. Şimdi yeşili yani sarıyı gördüğüm an direkt D'yi alıyorum ki vites geçsin o sırada. Yoksa hemen D'yi alıp gaza basamıyorsunuz. Böyle tekliyor araba. Mesela sarı yandı. Şu an vites kavradı. Zaten böyle bir gürültü hissediyorsunuz arabada küçük. Bir titreşim hissediyorsunuz. Ondan sonra gaza basıyorsunuz. Zaten otomatik viteslerin genelinde arkaya kaçırma diye bir olay yok. Bu şekilde yavaş yavaş gidiyorsun. Eğer öndeki çok hızlandıysa ve sen sonuna kadar gaza basıyorsan ve araba hala gitmiyorsa şöyle bir olay var. Çünkü mesela göstereyim. Şu an basıyorum. Ve bunu yani vitesi sola çekiyorum. Bakıyorum şu an 3'te gidiyor. Mesela 3 şu an normal. Eğer fazla kassaydı mesela bak şu an yavaşladım 2'ye almam gerekiyor. Hemen bir alıyorum 2'ye. Buradan hızlıca gidebiliyorum sollamam gerektiğinde. Şimdi otomatiğe aldım tekrar. Mesela şu an yine fazla yemiyor. Tekrar sola çekip şu an 3'te gidiyor. 2'ye atıyorum. Çok daha fazla hızlanıyor ama devir saati tabii şu an 4'ü gördü. Bu da yakıt tüketimini çok etkiliyor. Yani ekstra yakıt yakmış oluyorsunuz.
daha hızlı gidebilmek için. Mesela burası da biraz sıkıntılı bir yol. Yine yol sizin de olsa mecbur yavaşlıyorsunuz çünkü adamlar burunlarını çıkartıyor. Buradan da ben mesela burada sağa sinyal veriyorum. Tek yön sol ama çünkü bu araya gireceğim. Tamam, şimdi kız arkadaşımı alacağım. O yüzden videoyu burada sonlandırıyorum. Buradan da sola geçeceğim. Orada da araba var. Böyle sonlandırmadan şu trafiği de bir görün. Çünkü böyle şeylerle karşılaşıyorsunuz. Ya o geri gidecek ya siz geri gideceksiniz. Mecbur. Mesela o adam yol verdi. Mecbur ben de giriyorum. Yoksa onlar iki kişi falan olduklarında bazen siz yol vermek zorunda kalıyorsunuz. Geri gelmeniz gerekiyor falan. Neyse, videoyu burada sonlandırayım. Çünkü kız arkadaşımı almaya geldim. Sonraki videoda görüşmek üzere.